Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sınırlarında sürekli bir takım sorunlarla mücadele eden Türkiye, artık Mavi Vatan için bir önlem alma yoluna gitti. Mavi Vatan'ın her bir karışını görünür hale getirmeyi hedefleyen Türkiye, bunun için bir proje başlatmıştı. Sahil Gözetleme Radar Sistemi projesi kapsamında birinci faz tamamlanmak üzere. Birinci faz için belirlenen bölgeler Marmara ve Ege bölgesi. Bu iki bölgeyle beraber Mavi Vatan'ın %40'ında kapsama sağlanacak ve ilerleyen dönemlerde Batı hattının tamamı kapsama altına alınacak. Proje içerik olarak radar, yazılım ve elektro-optik kameralardan oluşuyor. Proje ile birlikte yaklaşık 8500 kilometre kıyı şeridine ve 462 bin kilometre kare denize sahip Türkiye'nin tüm deniz yetki alanlarında tam kapasite kapsama sağlaması hedefleniyor. Totalde 35 adet olarak planlanan elektro-optik kulenin 13 tanesi şu an için kurulmuş durumda. Ayrıca kulelerde keşif için kullanılacak elektro-optik sistemler gündüz 12 deniz milinden tespit, 8 deniz milinden teşhis, gece ise 8 deniz milinden tespit ve 4 deniz milinden teşhis yeteneğine sahip. Havelsan tarafından %100 yerli ve milli imkanlarıyla geliştirilen sahil gözetleme radar sistemi, ülkemiz kıyı ve karasuları ile münasır ekonomik bölgelerde radar kaplaması ile durumsal farkındalık sağlamayı, elektro-optik algılayıcılar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan verilerle destekleyerek tanımlanmış deniz resmini oluşturmayı amaçlamaktadır. Sahil gözetleme radar sistemi ile aynı zamanda keşif, karakol, arama ve kurtarma faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması ve Türk deniz sahalarında görev ve sorumlulukları olan kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte çalışabilirlik seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bahsi geçen sahil gözetleme radar sistemi projesi hakkında Sayın Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir de açıklamalarda bulunmuştu. Profesör Doktor İsmail Demir, sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden sahil gözetleme radar sistemi projesi geliştirme faaliyetlerinde de son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıl içerisinde projenin temel işlevlerini içeren ilk bölümü Sahil Güvenlik Komutanlığımızın hizmetine sunulmuş durumdadır. Bu yıl içerisinde de yeni sahil gözetleme istasyonlarının devreye alınması ve yeni işlevlerin hizmete açılması ile kapsamının genişletilmesini hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye sahillerinin radar, elektro-optik ve benzeri algılayıcılar kullanılarak kesintisiz gözetlenmesini sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında sahil gözetleme radar sistemi Havelsan tarafından geliştirilmiştir. Teslimat aşamasına gelen sistem, Türkiye sahillerince muhtelif yerlerde konuşlandırılacak sahil gözetleme istasyonlarına entegre olarak çalışacaktır. Sahil gözetleme radar sistemi ile kesintisiz gözetleme kabiliyeti kazanılacak ve ilgili kurumlar ile bilgi paylaşımı sağlanacaktır. Böylece kaçakçılık, yasa dışı göç, izinsiz avlanma ve deniz kirliliği gibi konularda daha etkili mücadele gerçekleştirilebilecektir. Sahil gözetleme radar sistemi işte şimdi bahsedeceğimiz görevlerin tamamı için tasarlanmış bir sistem. Ülkemiz kıyılarında ve karasularında yeterli radar kapsama alanının sağlanması, elektro-optik sensörler ve kamu kuruluşlarından sağlanan tanımlama verisi yardımı ile tanımlanmış deniz resminin oluşturulması, kolluk ve arama kurtarma faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması ve ilgili kamu kuruluşları ile veri paylaşımı sağlanarak kaçakçılık, yasa dışı göç ve balıkçılık ile deniz kirliliği gibi suçlarla etkin mücadelenin sağlanması. Sahil gözetleme radar sistemi faz 1 projesi kapsamında bir harekat merkezi, 4 kimliklendirme ve izleme merkezi, 12 sahil gözetleme istasyonu, radar, elektro-optik ve diğer sensörler ile donatılmaktadır. %100 yerli ve milli sahil gözetleme radar sistemi yazılımı ile kamu kuruluşları entegre edilmektedir. Yine proje kapsamında bir habere göre sistem dahilinde konuşlandırılacak Aselsan Serdar 7M radarlar ise
istasyonların konumuna ve radar anteninin denizden yüksekliğine bağlı olarak 48 deniz miline kadar temasları gösterebilecek. Sahil gözetleme radar sistemi istasyonlarında deniz araçlarıyla irtibatı sağlayacak olan telsiz sistemi oluşturulurken, sistem sayesinde başta başkent Ankara olmak üzere tüm harekat merkezlerinden denizdeki herhangi bir temasla iletişim kurulabilecektir. Yani sahil gözetleme radar sistemi ile beraber Aselsan Serdar radarları proje kapsamında kullanılacak. Serdar radarlarına baktığımız zaman Serdar sahil gözetleme radar ailesi deniz yüzeyinde hareket eden su üstü hedeflerin tespitini sağlayan radar sistemlerinden oluşmaktadır. Düşük çıkış gücü ve uygulanan özel dalga biçimleri sayesinde Serdar radarları tespit ederken tespit edilememe gibi çok önemli bir özelliği de bünyesinde barındırıyor. Özellikle kritik kıyı bölgelerine yaklaşan tehditlere etkin şekilde müdahale edilebilmesi için sahil gözetleme radarında LPI özelliğinin bulunması önem taşımaktadır. Operasyonel ihtiyaca göre seçilebilen anten konfigürasyonuna göre üstün yakın menzil performansı veya üstün hedef çözünürlüğü elde edilebilmektedir. Her iki konfigürasyonda gemi trafik hizmetleri ekipmanı için operasyonel ve teknik gereksinimler standardı ile uyumludur. Uygulanan katı hal güç yükselteç teknolojisi ve modüler tasarım yaklaşımı sayesinde sistemin faydalı ömrü uzun, bakım süreçleri ise oldukça kısadır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diyelim, hoşça kalın.